Adem Yavuz Arslan'ın kaleme aldığı Geçersiz Oy Bahane Amaç Seçimi İptal Ettirmek başlıklı TR724'te yer alan yazısını sunuyoruz. ...31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 5 gün geçti. Ancak Ankara ve İstanbul sonuçları üzerindeki tartışma bitmedi. Ankara ve İstanbul'da organize hukuksuzluk yapıldığını iddia eden AKP... ...her iki ilde de yoğun bir şekilde seçim sonuçlarına itiraz ediyor. İlk hamle başkentten geldi. Ankara İl Seçim Kurulu AKP'nin itirazı üzerine 16 ilçeden 11'inde oyların yeniden sayımına karar verdi. Yapılan yeni sayımla AKP'nin adayı Mehmet Öz Haseke'nin oyu 1805 arttı. Ancak muhalefetin adayı Mansur Yavaş halen 125.770 oy ile öndeydi. AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin bu sonuca ilişkin "bu bizim beklentimizi karşılamaktan uzak bir sonuç" diyerek yeniden itiraz edeceklerini açıkladı. AKP'li Şahin'in itiraza ilişkin "beklentilerimizi karşılamaktan uzak" ifadesi çok tartışıldı. İstanbul'da ise daha karmaşık bir durum var. AKP'liler CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla sonuçlara itiraz ettiler. Hatırlanacağı gibi 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı seçim sonucu geçmeyi durdurmuş ve 10 saatten fazla veri servisi yapmamıştı. YSK ise Anadolu Ajansı'nın aboneleri olmadığını, verileri kimden aldığını bilmediğini açıklamıştı. Yaşanan bütün engellemelere rağmen Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sandıktan birinci çıkması üzerine AKP kurmayları yeni bir oyun planını uygulamaya koydu. Geçersiz oyları gerekçe gösteren AKP sonuçlara itiraz etti. Bazı ilçelerdeki seçim kurulları geçersiz oyların yeniden sayılması talebini kabul ederken bir kısmı bu talebi reddetti. 8 ilçede yapılan sayımlar sonucunda 21 bin küsür fark 19 bin küsür farka düştü. Ancak AKP kurmayları yeniden itiraz ettiler. İstanbul İl Seçim Kurulu yerel seçimler sonrası bazı ilçe seçim kurulları tarafından alınan Büyükşehir Belediyesi için kullanılan oylardan geçersiz olanlarının yeniden sayılmasını reddeden kararı kaldırdı. Böylece 15 ilde daha geçersiz oylar yeniden sayılacak. Bu ilçeler Küçükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kağıthane, Avcılar, Sancaktepe, Güngören, Şişli, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu. Peki yeniden sayımlarda aradaki oy farkı kapanmamasına rağmen AKP'nin her yerde sonuçlara itiraz etmesinin gerekçesi ne? Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. AKP hem Ankara hem İstanbul'u kaybetmeyi beklemiyordu. Önce Anadolu Ajansı üzerinden manipüle ederek şoku atlatmayı ve seçimi kazanmayı denediler. Ancak muhalefet bu seçimde iyi organize olduğu için Anadolu Ajansı'nın tüm manipülasyon girişimlerine rağmen başarılı olunamadı. Bu kez geçersiz oylara itiraz aşamasına geçildi. Hem Ankara hem de İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına dair girişimlerden fark kapanmadı. Şimdi gözler İl Seçim Kurulu'nun aldığı 15 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak kararında. Burada da fark kapanmazsa bir sonraki aşamada ise seçimin iptali başvurusu yapılacak. Son birkaç gündür yapılan geçersiz oylar tartışması iptal kararına zemin hazırlamak için şişiriliyor. Bu noktada MHP lideri Bahçeli'nin İstanbul'da oyların tekrar sayımını durduran, sandık hilelerine ve usulsüzlüklerine ortam açan kim varsa tüm bağlantıları, tüm ilişki ağları araştırılmalı, mutlaka sonuca bağlanmalıdır. FETÖ'yle iltisakları varsa tespit edilip gereği yapılmalıdır açıklaması önemli. Bahçeli'nin bu açıklaması izlenecek yol haritasının ipuçlarını taşıyor. İtirazlarla süreç uzatılacak. Bu esnada %90'ı saray kontrolünde olan medyada organize yolsuzluk ve hukuksuzluk olduğu vurgusu işlenecek. PKK ve FETÖ bağlantılı sandık kurulları vurgusu yapılacak. Nitekim başta Melih Gökçek olmak üzere AKP'nin sosyal medya trolleri "organize bir suç var, seçim iptal edilmeli" söylemini yaymaya başladılar. Sürecin itirazlarla uzatılmasının bir diğer boyutuysa zaman kazanmak. Bu esnada tam usulsüzlük ve organize suç işleme iddiasıyla adli dosyaların hazırlanması, sandık kurullarından birinin terör örgütleriyle bağlantılarının bulunması ve bu kişilere yönelik operasyonların başlatılması planlanıyor. Operasyonlar başladıktan sonra da Ankara ve İstanbul seçimleri iptal edilerek YSK kararı gereği 2 Haziran'da tekrar ettirilecek.
Eğer bu plan başarısız olursa, yani seçim iptal edilemez, İptal edilen seçimde muhalefet yeniden seçimi kazanırsa, yedekte bekleyen bir diğer senaryoysa YSK tartışması çıkartmak. Şöyle ki, bilindiği gibi YSK başkanı dahil 6 üyenin görev süresi Ocak 2019'da bitiyordu. Ancak AKP sürpriz bir hamleyle YSK başkan ve üyelerinin görev süresini bir yıl uzattı. Normal şartlarda anayasanın 76. maddesi uyarınca seçim yasalarında yapılan değişiklikler bir yıl içinde yapılan seçimlerde uygulanamaz. Seçimi kaybeden, tüm itirazlardan da sonuç alamayan AKP, son çare olarak Anayasa Mahkemesi'ni devreye sokarak YSK'nın anayasa uygunsuzluğu kararını çıkartabilir. Görev süresi dolan başkan ve üyelerin yerine yenileri seçilir ve seçim yeniden yapılır. Özetle, Ankara ve İstanbul'u kaybetmeyi kabullenemeyen Erdoğan rejimi, seçim iptalinden YSK'nın hukuki statüsüne kadar birçok başlıkta alternatif planlar yapıyor, diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.